Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Harika bir brownie yaptım, tarifini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Tereyağımızı öncelikle şöyle ısıya dayanıklı bir kaba koyuyorum. Erimesini sağlıyorum. Bu borcam tencereleri ocağın üzerine koyabilirsiniz ama çok fazla yükseltmeyin ocağın ateşini. Tereyağı erittikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve 200 gram bitter çikolata ekliyorum. Tarifte bitter çikolata kullanmanız gerekiyor. Sütlü çikolata aynı etkiyi maalesef vermiyor. Şöyle tereyağının sıcağıyla çikolataları da karıştırarak eritiyorum. Bu işlemi diğer işlemlerden biraz önce yapmamız gerekiyor. Çünkü ılık hale gelmesi gerekiyor. Çikolata ve tereyağı. Oda sıcaklığında 3 tane yumurtam var. Bunları kırıyorum. Yumurtamın üzerine toz şekerim var. Bir su bardağı dilerseniz yarısını esmer şeker olarak kullanırsanız daha güzel olur. Bu tarifte mikser kullanmıyoruz. Çünkü yumurta ve şekerin böyle köpürerek kabarmasını istemiyoruz. Eğer öyle yaparsak brownie değil kek yapmış oluruz. Bu şekilde elimizdeki bir çırpıcıyla çırpalım ya da mikserin en düşük değeriyle de olabilir. Fakat kesinlikle yumurta ve şeker kabarmayacak. Püf noktamız bu. Bu şekilde şimdi unumuzu ekleyelim. Yarım su bardağı kadar un var elimde. Bir yemek kaşığı kakao var. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz ama güzel bir renk veriyor. Malzemeleri pürürsüz olana dek yine el çırpıcısıyla çırpalım. Daha sonra ılık hale gelmiş olan çikolatalı karışımı ekleyeceğiz. Fırınımızı 180 derecede önceden ısıtmış olmamız gerekiyor. Çikolatalı karışımı, yumurtalı ve unlu karışımı ekleyelim. Sonra yine bu karışımı tamamen çikolata her tarafa dağılana dek karıştıralım. Yanımda bu tuz ve karabiberin ne işi var diyeceksiniz. Şöyle bir tutam tuz, şöyle bir tutamdan minicik de karabiber ekliyorum. Tuz çikolatanın tadının daha baskın olmasını sağlıyor. Karabiber de değişik güzel bir aroma veriyor. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Yanında kelepçeli kalıp var. Kelepçeli şöyle kalıbı 20'ye 20 boyutlarında ayarladım. Altına yağlı kağıt sıkıştırdım. Fakat benim birazcık kekim taştı altından. Siz taşmasını isterseniz yağlı kağıdı komple içine yerleştirip o şekilde kekinizin harcının içine alın derim. Bu şekilde şimdi brownie harcını kalıbımın içine alıyorum. Ve 180 derece önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki fırınımda yarım saat boyunca pişiriyorum. Yarım saatin sonunda tam istediğim görüntüye ulaştım. İncecik bir kabuğu var brownie'min ve içi nemli, harika bir yapısı var. Şimdi kalıptan çıkarıp servis tabağına aldım ve gerçekten çok çok beğendim bu tarifi. Çok lezzetli oldu. Yapması çok pratik. Hem kısa sürede hazır oluyor hem de az malzemeli. Kesinlikle dışarıda yenen brownie'lerden kat kat güzel ve bunun biliyorsunuz ünlü kahvecilerde falan bu brownie'ler çok bayağı bir moda haline geldi. Oralardan yemek yerine kendiniz evde mis gibi tarifimle yapabilirsiniz. Bakın kabuğu yakından göstereyim. İncecik ve parlak. İç dokusu ise bu şekilde nemli. Ve bol bol çikolata içeriyor. Gayet lezzetli. Şimdi ben bunun servisinde üzerine dondurma kullanarak bir sunum yapacağım. Bu şekilde dondurmayı koyuyorum. Hafif ılık servis ederseniz brownie çok güzel olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz bu videodan sonra abone olup ufak bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bu ve bunun gibi birçok tarifime göz atmak için kanalıma bakabilirsiniz. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.